vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandı bu işe? İslami mezhebine göre evde hikaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, her birinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Diyanete Soralım programına hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bizi bilenler biliyor ama ilk kez ekranları başında bizi izleyen dostlarımız için biz burada ne yaparız onu bir hatırlatalım. Yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Annelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen soruları işin uzmanına sorup cevaplarını alacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi muhterem İdris Bozkurt hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı hocamıza telefon bağlantısı üzerinden kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanete Soralım ekibinden ekip arkadaşlarımızla ufacık bir ön görüşme yaptıktan sonra inşallah yayına bağlanabileceksiniz. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı paylaşmanız mümkün. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi de mail adresimiz vasıtasıyla bize iletebilirsiniz. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarını takip edebilirler. Sosyal medya hesaplarımız aslında çok büyük bir hizmete de öncülük ediyor. Çünkü biz program içerisinde cevaplandırmış olduğumuz soruları, hocalarımızdan aldığımız cevapları şöyle kısa kesitler halinde paylaşıyoruz ve sosyal medya hesaplarımızda bunlar yayınlanıyor. Sizler de kendi sosyal medya hesaplarınızda bunları paylaşarak daha fazla kardeşimizin, Müslüman kardeşlerimizin bu cevaplardan istifade etmesine ön ayak olabilirsiniz. Böyle de bir artısı var. Diyanet Risalet Radyo üzerinden bizi dinleyen, kulak veren aziz dinleyicilerimize de selamlar, muhabbetler. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Allah afiyet versin. Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Hanifi Bey telefon attığımızda. Alo. Aleykümselam. Buyurun Hanifi Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam Furkan Bey. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Oruçlar. Amin. Evet, saygı ve sevgilerimi sunarım hepinize de. Saygı, hürmet benden efendim. Allah razı olsun. Buyurun. Furkan Bey, ben hanımım kanser hastası. Hı hı. Evet. Evet. Şimdi 7 senedir, 6 senedir ben bunun fidyesini ödüyorum. Hı hı. Bu yılda ödeyecek miyim mi diyorsunuz? Yani tamam, seve seve ödüyorum yani, herhalde hoş olsun. Ya da evet. Şimdi bu şeyden benim faydam ne olur Allah katında? Hah, soralım. Hanife amca, hürmet ediyorum. Allah sana sağlık afiyet versin. Eşiniz hanımefendiye, yengemize de sağlık afiyet diliyorum. Bir an evvel sıhhatine kavuşur da bugünleri şöyle hayırla yad edersiniz. Kahramanmaraş'a da selam olsun, hayırlı akşamlar. Dün Allah selamet versin, Mehmet Kapukaya hocamla bu mevzu üzerinde biraz böyle nasihatvari bir şeyler istemiştim Mehmet hocamdan. Sonuç olarak da şu noktaya çıkacak bir şey söylemişti. Evet, eşler birbirlerinin fitrelerini, fidyelerini vermek zorunda değiller ama kader birlikteliği yaptığınız, birbirinize yol arkadaşlığı yaptığınız birinin fidyesini vermek de çok büyük bir mutluluk vesilesi olur falan demişti hocam. Hanifi Bey de bunun acaba sevap boyutu ne olur diyor. Yani ben yine vereyim, Cenab-ı Hak katında bir karşılığı olur mu benim için? Tabii ki mutlaka olacaktır. Yani ben tekrar edeyim olmazsa, tabii ki herkes kendi yükümlülüğünden sorumlu. Herkes kendi görevinden sorumlu. Fakat eşler de bu yükümlülüğün yerine getirilmesine biri diğerine destek oluyorsa, ama onun onayı ve rızasıyla tabii ki. Yani çünkü yükümlüsü vermeden, müsaade etmeden, rızası göstermeden ne yapılamaz? Çünkü onun niyetine yapılacak bu işler. Olmayacak. Peki o fedakarlığı yapan eşin de mutlaka bunda neyi var? Ecri ve mükafatı olacak fazlasıyla. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.
Rabbimiz kolaylıklar versin. Malatya'dan Ramazan Bey hattımızda. Ramazan abi hoş geldiniz. Televizyonun sesini kapatmanız lazım yalnız. Aleyküm selam. Hocam size iki sorum olacaktı. Buyurun. Birincisi, şimdi ben hastalığımdan dolayı orucumu bozmak zorunda kalırsam, daha sonra iyileştiğim zaman bir gün mü tutmak zorundayım yoksa 61 gün tutmak zorundayım? Peki, soralım. Diğer soru nedir? Diğer soru da şu şekilde, işlerimin yoğunluğundan dolayı ya da ağırlığından dolayı niyet etmeyip, diyelim ki 3 gün oruç tutmamak için niyet etmeyip daha sonra orucumu tutsam ne kadar uygun olur? Peki. Bunu da soralım. Malatya'ya selam eder. Sağlık afiyet dileriz. Hayırlı akşamlar. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Ya ben yarın yoğun bir gün geçireceğim. Biraz meşguliyetim fazla, koşuşturmalı, tempolu bir gün olacak benim için. Haliyle oruç tutarsam biraz zorlanacağım. Belki takattan düşeceğim falan diye düşünüp yarın niyet etmesem nasıl bir iş yapmış olurum? Şimdi aslında dinimizde hani bir kural da vardır ya, meşhur el meşakkatü tecrübü tesir derler. Yani böyle zor, sıkıntılı anlarımız da kolaylaştırıcı prensipler vardır. Dinimiz oruç konusunda da ne yapmıştır? Belli durumlarla karşı karşıya kaldığımızda kolaylaştırıcı prensipler, yani ruhsatlar vardır oruç tutmamak için. Bu ruhsatlar da meşru olanlardır. Şimdi o meşru ruhsatların dışına çıkmak efendim olmadığı halde, örneğin işte mesela hastalığımız, mesela başka seferilik, gerçekten oruca takat getirilemeyecek kadar yaşlılığımız, yani artık üstesinden gelemiyoruz. İşte kadınların özel durumları, hatta hamilelik durumları, çocuk emzikli olma durumları, bu tür şeyler nelerdir? Aslında ruhsatlardır. Şimdi bu meşru ruhsatların dışına, bu meşru mazeretlerin dışına, efendim sizin de ifade ettiğiniz gibi seyircimizin de kastının olduğunu düşünüyorum. Yani ben işte şu işim olacak, yarın çok yoğun geçirecek, biraz da ya sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirim, oruç tutmayayım. Bu meşru mazeretler içerisinde mi, değil mi? Değil. Önce ona bakacağız. Değilse o zaman ne yapıyoruz? Bizi ciddi anlamda mesuliyet altına sokacaktır. Yani bizim böyle keyfe keder, çünkü orucun farz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Oruç farzsa, farz olan bir ibadeti yapmamak da nedir? Büyük bir, yani bunun daha doğrusu böyle hafif geçiştirmek istemiyorum açıkçası. Nedir? Haramdır o tutmamak. Yani farzı yapmamak da yasaktır. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi var. Diyor ki, eğer bir gün Ramazan içerisinde tutulamayan bir gün ama mazeretsiz bir şekilde tutulamayan bir gün, senenin diğer kalan günlerinde ne yapılsa onu telafi için tüm seneyi oruçlu geçirse o bir günün karşılığını alamayacak diyor. Yani bu kadar net. Yani bu Ramazan günlerinin aslında tabii kıymeti harbiyesini ortaya çıkartmak için. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Şunu yapabiliriz. Efendim doğru. Yani meşru mazeretler, haklı nedenler başka bir şey ama onun dışında kendimizin üreteceği mazeretlerimizi veya diyelim ki o yoğun işlerimizi hafif yapmak gibi bir durumumuz var. Eğer işverensek çalışanlarımıza bu işi kolaylaştırmalıyız. Eğer kendimiz daha doğrusu bu konuda çalışsak, işverenden de bu hakkımızın efendim elimizden alınmaması için ne yapılması, biraz daha mesaimizin veya iş yoğunluğunun hafifletilmesi için ne yapılabilir? Mesaide ufak tefek ondan sonra oynamalar olabilir. Belki vardiya sistemi değişebilir. Çalışma saatlerimizde efendim bazı düzenlemeler yapılabilir. Yeter ki asli görev olan ibadetimizden de geri durmayız. Eyvallah. Çünkü birey olarak ne var? İnanç özgürlüğümüz var. İnanç özgürlüğü sadece inanmaktan ibaret değil. İnancınızın gereğini de yerine getirmek gibi bir asli neyimiz var? Görevimiz var. Bu ne yapılamaz? Elimizden alınmamalı. Hatta kendimiz de çeşitli mazeretlerin arkasına sığınarak bu işten de geri durmamalıyız. İnşallah öyle olur hocam. İnşallah. Ramazan Bey'in ilk sorusu da şuydu. Kişi hasta, yani bu belki hani ortalığın hastalığı ifadesi kullanılır Anadolu'da. Bir gribal enfeksiyon falan yaşadı. Rahatsızlığına da tedavisini böyle bir taraftan yürütüyor ama niyetleneyim ben dedi. Fakat günün ilerleyen saatlerinde kötü oldu ve orucunu bozmak durumunda kaldı. Veyahut da kronik bir rahatsızlığı vardı. Günün ilerleyen saatlerinde bozma noktasına geldi ve bozdu. Bu güne gün kaza mı olur yoksa kefaret mi gerekir? İşte bu biraz önce bahsettiğim tam oran mazeretlerden
Bir tanesi. Veya birisidir. Yani فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا diyor. اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِ الْاُخَرِ Ayetin aynen şeyi bu, mesajı bu. Diyor ki eğer sizden hasta olan varsa ne yapabilir? Evet o günü yerine iyileştiği bir zamanda ne yapar? Onu gününe gün kaza eder diyor. İşin bu kadar kolay tarafı var. Bir insan oruca başlamış olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde kendini iyi hissediyordu ama daha sonra ne oldu? Rahatsızlandı. Orucu bozacak noktaya geldi. Bir an önce ilaç başlaması gerekiyor. Tedaviye mutlaka yeltenmesi gerekiyor. Orucu da bozması gerekiyor. Bozar ama bozduğu için 61 değil, gününe gün kaza eder. Bayramdan çünkü sonra meşru bir mazeret. Değil mi? Evet. Ahmet Bey'in selamları var. Sosyal medyadan sormuş bu soruyu. Diyor ki hocam benim uyku apnesi problemim var ve bir makine uyurken kullanıyorum. Demek ki herhalde bir maske vesilesiyle buharlı bir su veriliyor diyor. Acaba bu orucuma zarar verir mi? Hayır, asla. Yani bir insan bu tür tedavilerde o buhar makinesi ne yapacaktır? Onun nefes almasında ciddi kolaylık şey yapacaktır. Bu orucu bozan bir şey değil. Yani şu anda biz oruçluyken ne olabilir? Bir buhara maruz kalmış olabiliriz. Hı hı. Veya ondan sonra dedim ki oksijen almamız gerekir. Bunlar orucu bozan şeyler değil. Hayatın akışı içerisinde olan şeyler. Bu da onun bir parçasıdır. Eyvallah. Dolayısıyla oruca engel bir durum olmadığı gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişinin de orucu bozulması. Peki. Şifa diliyoruz tekraren bütün hasta kardeşlerimize. Zeynep Hanım telefon attığımızda Diyarbakır'dan. Alo. Alo. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk Furkan Hocam. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Benim size iki tane sorum vardı. Buyurun. Hocama da hayırlı Ramazanlar olsun. Ellerinden öpüyorum. Dua istiyorum. Duanızı bekliyorum hocam. İnşallah. Hocam benim size sorum 30 senelik bir şey 30 senelik pardon heyecanlıyım kusura bakmayın 30 senelik namaz borcunu kılmayan bir insan mesela 30 senelik namaz borcu matematiğe vursak kaç senede biter mesela bu namaz borcumuz bizim? Soralım. Diğer soru nedir Zeynep Hanım? Matematiğe vursak mesela kaç senede biter? Tamam. Birinci sorum bu. İkinci sorum da benim annem 72 yaşında mesela bu sene orucunu hastalığından dolayı tutamadı, hastaydı. O orucu borcunu mesela şeye torunlarına verse mesela torununa geline verse olur mu? Bir de diyor ki ben içim rahat etmiyor. O orucumu tutsam kabul olur mu mesela? O tutsam iyi, tutmasam iyi. Mesela. Soralım bunu da Zeynep Hanım. Anneciğinizin ellerinden öpüyorum. Bize de dua etsin. Rabbim ona da sağlık, afiyet versin. Diyarbakır'a da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi 30 yıl boyunca hiç namaz kılmayan bir kimse bu 30 yıllık namaz borcunu her vaktin peşine bir vakit kılarak ödemeye çalışsa 30 yıl eder değil mi hocam? 2 yapsa 15 yıla düşer belki. Bu şekilde mi düşünmek lazım? Öncelikle tabii bu büyük bir ihmalkarlık var. Büyük bir gaflet var ama ne diyeyim zararın neresinden dönülse kârdır. Yani madem bunun farkına vardık, bunun idrakına, bilincine vardıysak ne yapmam lazım? Bir an önce bunu telafi etmemiz lazım. Yani şu anda 30 yıllık namaz borcunun insanlar neden sorumlu? Sadece farzlarını ve vitir vacibi kılmakla sorumlu. Peki şimdi şöyle bir genel bir yaklaşım vardır. Sanılıyor ki sadece oruç namazların kazası yapılırken namazın öncesine ve sonrasına sadece bir vakit kaza etmek. Hayır öyle değil. Ne olabilir? Birkaç vakti hatta birkaç günü fırsat buldukça bir an önce ne yapılmalı? Efendim farzlarını kılarak yani geçmişte kılamadığımız namazların farzlarını bir de vitri vacibi ne yaparak kaza ederek yani ne yapabilirler? Bir vaktin peşine onlarca yani birden fazla namazı kılınarak bir an önce zimmetimizdeki o borcu ne yapabiliriz? Silebiliriz, sildirebiliriz. Böyle bir uygulama içerisinde yoksa dediğiniz gibi şu anda 30 yıllık kaza etmeyen bir insanın 30 yıl yaşama şansı var mı yok onu bilemeyiz. Yani bu yarına acele etmesi lazım. Tabii aslında, yarına çıkmaya bile şansımız yok. O halde ne yapacağız? Geçmiş yılların o halde hesabını yapacağız. Yani yılda efendim 365 gün var. Her gün efendim 5 vakit bir de artı vitri vacip 6. Onu ne yaparak çarparak bir hesabını net bir şekilde çıkartabiliriz. Çıkarttıktan sonra da onu peyderpey veya ne kadar yapabiliyorsak biraz daha mesaimizi
ibadet konusunda yoğunlaştırarak bundan sonra artık ne oluyor? Eksiye geçmeye başladık hepimiz. Evet. Ben de kendimi öyle görüyorum. Yani artık finişe doğru gidiyoruz hızla. Allah ömrünüzü bereketlesin. Peki giderken bu kadar borcu ben nasıl telafi edebilirim? Nasıl ödeyebilirim? O zaman ne yapmam lazım? Biraz bu ibadet mesaimi biraz artırmam lazım. Sadece bir vaktin peşine bir vakit değil. Belki bir onlarca. Günlük. Tabii bir günlük veya birkaç gün. Doğru. Efendim kaza ederek ne yapılabilir? Bu borçlar bir efendim silinebilir. Eyvallah. Yani bu konuda da gayret sarf etmeliyiz. Bir çetele oluşturulmalı. O çetelede böyle kıldıkça işaretlenmeli ve 30 yılın sonunda o çetele bittiğinde 30 yılda bitmiştir manası çıkartılmalı. Yoksa burada günlük hesap etme imkanımız, ihtimalimiz zaten yok. Evet. Zeynep Hanım'ın ikinci sorusu anneciğiyle alakalıydı. 72 yaşında bir annesi varmış, oruçlarını tutamıyormuş. Şimdi eskiler, bizim ulularımız, yaşlılarımız oruçlarını sıhhatleri gereği tutamayınca sanki fidyelerini vermekle bu yükümlülüğü yerine getirmiş olduklarına inanmıyorlar gibi hocam. Yani oruç tutamamak onlar için bir eksiklik gibi geliyor. Haliyle tutmak istiyorlar. Bu sefer tutunca da sağlıklarını problem ediyorlar, tehlikeye atıyorlar. Ne tavsiye edersiniz? Tabii burada ibadet kendi hür iradesiyle yapılan bir şey olduğu için biri diğerine bu konuda şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapmayacaksın dediği zaman o ona değil, kendince efendim ne yapması gerekiyorsa ona karar kılıyor. Bazen de insanların bazı şeyler aklına girmiyor. Mesela şunu diyeyim, özellikle yaşlılar, inşallah biz de öyle olabiliriz. Dini şeyle hassasiyetleri gençlere göre daha fazla, daha yüksek seviyede. Haliyle ne olabiliyor? Efendim günlük orucumu tutmamak büyük bir vebal, alışmamış böyle bir şeye. Tutma, sen hastasın, yaşlısın demek ona şey geliyor. Boş laf gibi geliyor. Haliyle diyor ki ben öleceksem de oruçlu öleyim diyor. Öyle çok etrafımızda bunu söyleyen çok doğru. Çokça var. Yani ben ibadetimi yaparak, yani tek dert buysa yine ibadetimi yapayım. Son demine kadar, son nefesine kadar efendim ibadetli olarak, oruçlu olarak devam edeyim istiyor. Buna da yapacak bir şeyimiz yok ama biz dini bu konudaki telkinleri söylememiz gerekirse o da şu. Doğru. Yani hasta olan insanların özellikle oruç tutmaktan dolayı oruca takat getirilemeyen, hatta tutarken belki sağlığına ciddi anlamda risk, tehdit oluşturacak insanlar ne yapmaması lazım? Oruç tutmaması lazım. Onun yerine orucun bedelini öder. Hay ileride belki ne olabilir? Tekrar yani bir zindelik, oruç tutabilecek kadar bir efendim mukavemeti olursa, belki fidyesini bile vermiş olsa bu insanlar ne yapabilir? Oruçlarını tekrar kaza edebilirler. Fakat o duruma gelmemek için riske atıyor kendisini, insanlar tutuyor. Bunlara da açıkçası diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim de etrafımızda yaşlı insanlarımız var. Yani burada mesela oruç tutmasını doktorlar, ehil bir doktor tutma, tutarsan zarar görürsün dediği halde tutarsa bu anlamda bedene zarar verdiği için belki Cenab-ı Hak katında da hayatını da riske etmiş oluyor. Tabii ki bundan dolayı vebale de girer ama bunu anlamıyor. Evet illa da tutacağım diyor. Ona da diyecek bir şeyimiz bulunmuyor. O yok açıkçası. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir telefonumuz var. Yasin Bey hattımızda. Alo. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Yasin Bey. Olsun. Amin bil mukabele. Hocam benim birinci sorum şu. Hep Ramazan'da mesela imsak vaktinde ezan okunuyor. Diğer vakitlerde niye güneşin doğmasına yarım saat, bir saat kala ezan okunuyor? Bu hep şey yapıyor ya, insanları şaşırtıyor. İkinci bir sorum da şu hocam. Cuma namazına gittik. Caminin komplesi dolu. Caminin dışında kaldık. Hı hı. Cemaate ancak namazı kılmam için caminin dışında kılıyorum. Fakat caminin dışında kıldığım zaman da imamı geçiyorum. Buradaki hüküm nedir? Hı. Soralım. Yani ne diyecek hocam bakalım. Bak ben de merak ettim. Ankara'ya selam eder, hayırlı akşamlar dileriz. Şimdi aslında Yasin Bey'e nerelisiniz diye soracaktım hocam. Çünkü sanki Hanefi mezhebine mensup, bizim ülkemizde kahir ekseriyet Hanefi, Şafii mezhebine mensup kardeşlerimiz de var. Orada da uygulama zaten herhalde değişiklik aynen gösteriyor. Neden Ramazan'da tam imsak vaktinde okuyoruz da Ramazan dışında biraz daha sarkıyor ezan okuma işlemi? Şimdi aslında imsak dediğimiz şey oruçla bağlantılı bir ifade. Yani imsak bir sabah namazının efendim vaktinin girmesi yanında aslında oruca başlama zamanı. Biz oruca başlama zamanı bu imsakta ezan okuma işini Ramazan'da ne yapıyoruz? Efendim gerçekten titizliklere riayet ediyoruz. Niye? İnsanların birçoğu
efendim oruçla birlikte ne yapıyor? Yeme içme şey özür diliyorum. Ezanın başlanmasıyla birlikte ne yapabiliyor? Yeme içme veya oruca engel olaylardan vazgeçiyor. Onun için onu bir işaret olarak, bir ilan olarak görüyor. Ramazan'da onun için tam imsak vaktinde ezanlar başlıyor. Fakat Ramazan dışında da şöyle bir şey var. Ramazan'da niye uygulanmıyor? Ramazan dışında niye uygulanmıyor konusuna geleceğim. Ramazan'da tam oruç ayı değil. Peki o zamanlarda da namazı esas alacağız. Namazda özellikle Hanefi fıkhında şöyle bir şey vardır. Sabah namazının kılınmasının en faziletli vakti imsak girer girmez değil de, yani imsak sabah namazının vakti başlar başlamaz değil de, isfar diye ifade ettiğimiz biraz böyle ne diyeyim aydınlanma. Güneşe yakın. Güneşe yakın. Yani ortalığın aydınlandığı zamana doğru ne yapmak? Kılmak daha faziletlidir. Sevabı, mükafatı daha fazladır. Çünkü her vaktin, her ibadet vaktinin ne vardır? Gerçekten bir farz olma vakti vardır. Bir de faziletli anları vardır. Sabah namazında da böyle olduğu için Ramazan dışında ne yapıyoruz? Biz onu da, yani insanlar ne yapmasın? Ezanla birlikte namaz kılmasınlar. Ezanla birlikte kalkıyorlarsa en azından ne yapsınlar? O faziletli anda sevabı, mükafatı bol olan o vakitte ibadetlerini yapsınlar diye ezan uygulamamız Ramazan dışında nedir? Biraz geciktirerektir. Onun da otomatik hesabı şöyledir. Efendim güneş doğma anından bir saat öncedir. Yani güneş doğma vaktinden bir saat öncedir. O zaman ne yapılacak? Zaten o saatte ezan okununca kalkacak insan. Efendim namaz kılalım derken de tam o isfar dediğimiz o aydınlanmanın başladığı vakitte efendim ne yapacaktır? Farzı sabah namazını kılacak ve faziletli o anda da ibadetini yapmış olacaktır. Onun için Ramazan ve Ramazan dışı uygulaması böyle. Ha şunu daha hatırlatmak istiyorum seyircilerimize. Oruca başlamak ezanla olmamalı, vakitle olmalı. Eyvallah. Zaten hocam şimdi mesela evet Ramazan'da imsakla beraber ezan okunuyor ama camilerde namaz kılmak için gittiğimizde mukabele okunuyor. Ve yine o isfar dediğimiz uygulama tabiri caizse yine uygulanıyor. Ve o vakitte namaz kılınıyor. Aynen öyle. Değişen bir şey de çok yok gibi. Evet. Teşekkür ederiz hocam. İkinci sorusu Yasin Bey'in şu. Cuma namazı için camiye gittiğimizde yer kalmıyor ve biz cami dışında kıldığımızda boş kalan yer İmam Efendi'nin önünde olduğumuz bir yer. Eğer orada namaza durursak... Yani caminin içinde değil bu, cami dışında. Cami dışında da insanlar ne yapmalı? İmamın zaten cami dışında da nerede durduğu bellidir. O imamın efendim önünde ne yapılamaz? İmama uyularak namaz kılınmaz. Özellikle Hanefi fıkhında. Eyvallah. Onun için ne olmasa... Ona da dikkat etsinler yani. Tabii ki. Peki. Bir telefon bağlantımız daha var. Hatay'a gidiyoruz. Eda Hanım hattımızda. Alo. Alo, selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Benim 4 aylık kızım var. Benim oruç tutmalı mıyım? Soralım, bakalım hocam ne diyecek. Yavrucuğunuzun gözlerinden öpüyorum. Cenab-ı Allah vatana, millete, dini, devlete hadim olan bir evlat olmayı nasip eylesin. Sizin için ve milletimiz için göz aydınlığı olsun. Hatay'a selamlar. Şimdi tabii o yavrucak beslenecek hocam. Annesinden faydalanması lazım. Annesinin onu emzirmesi lazım. Oruç bağlamında düşünürsek ne deriz? Ben yani çocuk emen bir çocuk olarak anladım. Doğru değil mi? 4 aylık olunca hocam. 4 aylık öyle. İlk 6 ay anne sütü zaten olmaz. Yani anne sütüyle beslenen bir çocuk haliyle anne de ne yapması lazım? Sütü eksilmemesi için de beslenmesi lazım. Dolayısıyla bundan dolayı oruç tutmama yani ruhsatı var. Biraz önce zaten bir önceki sorulara cevap verirken aynen bu ruhsatlardan bahsediyoruz. Yani emzikli bir kadın, çocuk emziren bir kadın ne yapabilir? Ramazan'da sütü kesilmemesi için, eksilmemesi, çocuğu aç bırakmaması için ne yapılabilir? Orucu erteleyebilir. Yani çocuk sütten kesildikten sonraki dönemlerde bu günleri kaza etme koşuluyla. Eyvallah hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Diyarbakır'dan arayan Zeynep Hanım'ın anneciği ile alakalı bir soru vardı hocam. O sorunun devamını sormayı ben unuttum. Bizim yapım ekibimiz çok kıymetliler. Programı da böyle dört gözle izliyorlar hocam. Allah onlardan razı olsun. İçerideki arkadaşlarımıza da dua edin. Hep burada bana ve hocama dua ediyorsunuz ama kameramanlar var. Hemen ekranın sağ alt köşesinde işaret diliyle tercüme yapan, işaret dili çevirmeni hocalarımız var. İçeride kocaman bir ekip var. Onlarca arkadaşımız var. İsimlerini ve görevlerini şimdi sayamayacağım. Ama o kadar dikkatliler ki atladığım soruyu hemen hatırlatıyorlar. Zeynep Hanım'ın annesi adına sorduğu soruda şöyle bir detay vardı.
Annem fidyesini torunlarına verebilir mi? Bir de gelinlerine verebilir mi diye bir soru sormuştu. Evet. Tabii ben de hatırladım şimdi. Teşekkür ediyorum ben de ekibimize. Bir anne efendim kendi neslinden olan çocuklarına, hatta çocuklarının çocuklarına ne yapamaz? Fitresini, fidyesini, zekatını, değil mi? Adağını vesairesine ne yapamaz? Bunlara veremez. Evet. Dolayısıyla bu annemiz için verilecek fidye torunlarına olmaz. Peki kimlere verilir? Diyelim etrafında eğer hısım akrabadan fakir fukara, mağdur muhtaç hısım akraba varsa onlar olabilir ama birinci dereceden kişiler olamaz. Yani torunlarına fidyesini veremez. Gelinine verebilir mi? Gelin gelin şunu diyeyim, fakirse geline verebilir. Eyvallah. Evet. Ama oğluna değil tabii. Oğluna değil. Peki. Hacer Hanım'ın selamları var. Fidye ile alakalı bir soruyu da ben sorayım demiş. Diyor ki ölen kimse için de fidye vermemiz gerekir mi? Bu konuda hocam ne der? Yani ölen kimse hali hayatında fidyesi ödenmemiş anlıyorum ben. Doğru mu? Yani hayatta tutamadığı oruçlar var. Haliyle tutamadı. İşte o yani artık ne diyeyim son gerçekleşti akıbet. Ölümle ne oldu? Hayat bitti. Fakat bir yığın borçları var. Hısım akrabası da diyor ki ya bu insanın eşi, çocukları ya tutamadığı ne var? Oruçları var. Bunların fidyesini verebilir miyiz? Tabii ki verebilirler. Yani o bir zimmetinde borçtur. Aslında bu durumda olan insanlara ne olması lazım? Vasiyet etmesi lazım. Yani benim şu kadar borcum var diye. Vasiyet etse vermek zorundalar zaten. Ama vasiyet etmediği halde hısım akraba yani kendiliğinden efendim onun iyiliği için fedakarlık yapıp fidyelerini ödeyebiliyorlarsa ne ala fidyeler ödenebilir. Ama diyelim ki hiç borcu yok. Adam vefat etmiş ya da kadın. Hayır, onun zaten borcu yoksa fidye gerek yok zaten, değil mi hocam? Peki. Onun için ne olabilir? Belki gönüllü bağışlar, hayra sanat yapılabilir. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Hattımızda bir telefonumuz daha var. Sakarya'dan Osman Bey hattımızda. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Osman Bey. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam eşimden ayrıldık. Evdeki bütün ziynet altınlarını götürdü ama ben mehir vermek zorunda mıyım? Soralım Osman Bey. Bakalım hocam ne diyecek. Rabbimiz kolaylıklar versin. Sakarya'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Tabii bir ayrılık var. Ayrılıkla birlikte herhalde hanımefendi ne yapıyor? Evden eşya mı götürüyor ama? Evdeki bütün ziynet eşyasını götürdü diyor. Ben şimdi yine de bu durumda olsak bile mehir verecek mi? Yani beyefendiye şunu soramadık ama lütfen can kulağıyla dinlesin. Biraz ihtimalli şey vereceğim. Yani farklı versiyonlarıyla cevap vereceğim. Mesela diyelim ki insanın ödeyeceği mehir bir peşindir. Biz de muaccel diyoruz. Bir de müecceli vardır. Yani mesela ne olacak? Var olan takıları taktık. Bu peşinatı. Peki hanımefendi de ne yaptı? Var olanları aldı götürdü. Ama bir de ne vardı? İleriye dönük taahhütlerimiz vardı. Şu kadar da ne yapacağım? Ben ileride efendim müeccel olan yani vadeli daha sonra ödenmek üzere taahhütlerimiz, vaatlerimiz olan mehir varsa onu da tabii ki ödeyeceğiz. Eyvallah. Yani bu kadın eğer işinden ayrılırken mutlaka beyefendi biliyordur. Kendine ait olanları götürmüştür. O da var olan mevcut olanları götürmüştür. Fakat kendine ait değil de ya beyefendinin emanet olarak verdiklerini götürmüştür. Emanet olarak yani onun olmayan, hakkı olmayanlar da aldı götürdüyse ne olabilir? Ödenecek mehirden onlar mahsulleşilebilir. Yani onlar düşülebilir. Fakat kendininkilerini götürdü. Daha sonra da ne vardı? Efendim ödenmesi gereken borçlar da varsa tabii ki o borçlara da ne yapacaktır? Ödeyecektir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Isparta'ya gidelim. Muharrem Bey telefon attığımızda. Alo. Furkan hocam hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun Muharrem Bey. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocama zekatla alakalı iki tane sorum olacak ama eğer vaktimiz var ise. Tabii ne demek? Buyurun. Birinci sualim şöyle olacak efendim. Şimdi zekat nisabı düştükten 354 gün sonra zekat verecek iken elde hali hazırda mevcut bir para yok ise bu durumda ne olur? Yani para yok ama altın olarak mı var mesela? Altın olarak zekat nisabı düştü. Tamam. Ancak ve ödeyeceğimiz zaman ya altını bozdurmamız gerekiyor ya da ne yapmamız lazım? Tamam soralım. İkinci sualim de şöyle olacak efendim.
zekat nisabı atıyorum, tahmin olarak söyleyelim, 6 gram karşılığında bir zekat vermemiz gerekiyor ama bir anda elde mevcut değil. Bunu birkaç taksit şeklinde verilebilir mi? Bununla ilgili hocamdan izahat istiyorum efendim. Teşekkür ederim şimdiden. Peki. Biz teşekkür ederiz. Gül diyarından Gül gibi bir abimizle konuştuk. Ne kadar güzel, kibar, naif biriydiniz. Isparta'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi aslında cevabı da içinde verdi de bir de sizden duymak lazım hocam. Nakit yok, illa altını bozdurup vermemiz gerekir mi? Yani altında para değil mi? O da nakit. Yani. Tabii. Var olan birikim. Ben önce soruyu açıkçası para yok, mal da yok gibi anladım ama siz düzelttiniz. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Yani bir birikim varsa var olan birikimin belli bir kısmını ne yapacağız, vereceğiz. Yani o da nedir? 1/40 diyoruz, %2,5. Yani altınsa altının %2,5'u. TL ise TL, döviz ise döviz. Yani veya bir başka bir emtia ise o. Ne yapacağız? Onun belli bir kısmını fakirin hakkı olarak ne yapacağız? Fakire teslim edeceğiz. Peki altınsa altın. Yani bu bir bizim neyimiz? Servetimiz, bir birikimimiz. Yani ondan da feragat edebilmeyi, fedakarlık yapabilmeyi ne yapacağız? Başaracağız inşallah. Peki illa insanlar TL vermek istiyor, onu anlıyorum ben. TL vermek istiyorum ama şu anda bozdurmamız gerekiyorsa bozdururuz. Peki sorunun ikinci kısmında, efendim onu var ama ben onu taksitlerle buldukça vereyim. O zaman da şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Hani ibadetlerin en faziletli olanı zamanında, gününde ödenmesidir. Tabii ki. Hatta ilgili ayeti celil, Estaizu billah, bismillah. Ve atu hakkahu yevme hasadih diyor. Yani onun hakkını ne yap? Hasat gününde öde. Erteleme. Gününde öde. Şimdi gününde öde meselesi, eğer ödeme günümüz geldiği halde ben taksitlere böleceğim, işte onu da aylara sari, yıl içerisinde ödeyeceğim. Hele hele bir de o gün TL'ye çevirmişsek, TL değer kaybettiyse, efendim fakir hakkında peki ne diyeyim, erimeler, paradaki değerdeki erimeler, alım gücündeki zayıflamalar falan olduysa bunu da ne yapmamız lazım? Telafi etmemiz. Yani şunu demeye çalışıyorum, zekat taksitle ödenir mi? Ödenir. Ama öderken de ne yapmamız lazım? Fakirin hakkının zayi olmasına da fırsat vermememiz lazım. Hatta imkanlarımızı biraz daha zorlayıp gününde de tam olarak ödeme gayretinde olmalıyız tabii ki. Eyvallah hocam. Şimdi Yasin Bey de zekat konusunu tam anlayamamış. Bu konuyu biraz daha açalım istiyorum. Yasin Bey diyor ki, Türk lirası veya döviz cinsinden olan birikimlerimiz zekata nasıl dahil edilir? Burada da 80.18 gram altının Türk lirası ve döviz cinsinden değeri zekata dahil midir diyor. Yoksa bunun üzerindeki kısım için mi zekat verilir? Bu konuyu aydınlatır mısınız? Şimdi ben soruyu biraz da şöyle akılda kalsın diye detaylı anlatmak istiyorum hocam. Diyelim ki elimizde 100 gram altınımız var. Şurada duruyor. Burada da şöyle 5000 Amerikan doları var. Öbür tarafta işte 3000 Avrupa Birliği parası, avro var. Şurada da bir 50 bin Türk lirası paramız var. Biz bunların her birini ayrı ayrı 80.18 grama ulaşıyor mu ulaşmıyor mu ona mı bakacağız? Yoksa bütün hepsini bir araya toplayıp altın cinsinden veya Türk lirası cinsinden veya döviz cinsinden artık neye tekabül ediyorsa onun mu 1/40 birini vereceğiz? İkincisi. Yani söylediğiniz, anlattığınız o son kısmı. Yani şöyle düşünelim, zekat kalemleri farklı farklı. Yani bu dediğimiz, gerek Türk lirası olsun, gerek döviz olsun, gerek altın olsun, gümüş olsun, hatta ticari emtia olsun, mallarımız olsun, hepsi aynı kalemin ürünleri. Şimdi bir insanın efendim zekat ödeme günü ki, diyelim Ramazan içerisinde ne yapacağız? Şu anda ortasına doğru geliyoruz. Ramazan'ın ortasında ben ne yapıyorum? Efendim zekatlarımı veriyorum. Peki elimde ne var? İşte siz ifade ettiniz. Şu kadar TL'm, bu kadar dövizim, şu kadar altınım. Bunların her birerinin bugünkü değerine, bugün ödeyeceğim ya ben. Bugünkü değeri neyse onu toplayıp onun %2,5'unu yani 1/40'ını zekatını vereceğiz. Burada seyircimizin şöyle bir ifadesi de vardı galiba. Oradan efendim 80.18 gramı düşünüp fazlasını değil, bir tamamını. De, evet, bir de bu çok tabii, sorunlu. Tabii tabii tamamının. Bir yanlışlık daha var. Halk, biz hep böyle 80.18 gram diyoruz ya. Sanki altına zekat düşüyor da diğerlerine düşmüyor gibi anlaşılıyor. Evet. Yani bir insanın örneğin efendim 30 gram altını vardır. Bir o kadar da TL'si vardır, o 30 gram edecek kadar. Belki bir o kadar da dövizi vardır. Topladığınızda hepsi ne yapıyor? 80.18 gramın değerini fazlasıyla geçiyor. O zaman o
tümünün toplamının %2,5 yani 1/40'ının zekatını vereceğiz. Pekala efendim. Zekatla alakalı bir soru daha var. Bahattin Bey kendisi kuyumcu esnaf olduğundan bahsetmiş. Soru şöyle devam ediyor. Yaklaşık 15 kilogram sermaye altınım var. Şimdi sorum şu. Ben zekatımı bu 15 kilogram üzerinden mi vereceğim yoksa bu sermayeden elde ettiğim kar üzerinden mi hesaplama yapacağım? Burada bir kafa karışıklığı mevcut. Acil cevap verirseniz sevinirim demiş. Tabii sermaye zekata tabidir. Yani 15 üzerinden tabii, tabii, mi vereceğim? Tabii ki. Yani şöyle düşünelim. Ticari efendim kuyumcudur veya evindedir. Fark etmez. Çünkü altın bir paradır, bir servettir. Bir insanın sadece kuyumculuk değil, başka bir ticaretle uğraşıyor ama satışa konu olan ne var? Ürünleri var. Bunların da zekata tabi olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Ama konu kuyumculuk, kuyumcu esnafı olunca kuyumculuk öyle kolay bir şey değil. Yani elinde ne yapması lazım? Ben bir kuyumcu esnafıyla konuştum da bu işleri yapabilmek için diyor en az diyor 10 kilo. Neyimiz olması lazım? Altın olması lazım ki diyor. Rahatlıkla bu işi yapabildim diyor. Yani bu esnafın elinde değil mi? 10 kiloyu aşkın, işte 15 kilo dedi. Altını varsa bunun tamamı nedir? Zekata tabidir. Yani 15 kilo altının varsa onun dışında başka ticarete konu olan gümüş vardır veya hesabında artı TL vardır, döviz vardır. Onların toplamının %2,5'unu zekat olarak verecek. Eyvallah. Rabbimiz bereketli kılsın ticaretlerini. Peki. Diyarbakır'a gidiyoruz. Hanifi Bey hattımızda. Hanifi Bey biraz beklettik sizi. Lütfen hakkınızı helal edin. Alo. Helal hoş olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Buyurun. Hanifi abi televizyonun sesini hele bir kapat. Televizyonun sesi bir kapatın hadi. Ha, var olasın. Şimdi soruyu sor. Ben bir hafta zar zor sizi aradım ama. Şükür kavuşturana. İyi Ramazanlar olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın Hanife abi. Sizden de. Sizden de. Evet dinliyoruz. Hocam benim şimdi ben prostat hastasıyım. Oruçla tutuyorum. Evet. Bu abdest için mesela ufak suya çıkıyorum. Bir 10 dakika, 5 dakika sonra bir iki damla akıyor. İdrar kaçırıyor. Evet. Her zaman abdest almam lazım. Her namazda bir sakıncası var mıdır? Hanife abi soralım. Cenab-ı Allah sana hayırlı şifalar versin. Tabii tedavisini de ihmal etme. Diyarbakır'a da hasreten selam ediyoruz. Dua eder dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Şimdi burada bir sahibi özürde hani siz değerli hocalarımız açıklarken şey diyorsunuz ya hocam. Bir vakit namazı kılacak kadar bile müsamaha etmeyecek o rahatsızlık size. Evet. Burada şimdi Hanife abi dedi ki 10-15 dakika sonra abdest aldıktan sonra böyle bir şey olabiliyor. Evet. 15 dakika içerisinde kılabiliyorsa bu kişi sahibi özür değil mi? Tabii bu yani bir vakit kendisine fırsat vermemiş ama daha sonraki namaz vakitlerinde her vakitte tekrar ediyor. Bir defa da tekrar etse var olan o rahatsızlığın bir parçası olarak düşünülebilir. Yani şunu yapabiliyorsa efendim gerçekten 10 dakika bekleyip abdest alıp yani artık o idrar tahliyesi tamamlandıktan sonra efendim abdest alıp namaz kılacak kadar bir fırsatı varsa o zaman ne yapsın? Lütfen o anı o kollayarak namaz kılsın. Fakat bu ciddi anlamda kendi hayatını zorlaştıracak büyük bir meşakkatse ne olabilir? Sizin de ifade ettiğiniz gibi sahibi özür olmak yani özürlülük ruhsatlarına yararlanarak zaten abimizin biraz da hakim bu konu, konulara biliyorum. Konuların bilincinde diyor ki her namaz vakti için abdest mi alacağım diyor. Doğru. Ne yapması lazım? Velev ki o damlamalar efendim akıntı gelse de her namaz vakti girdiğinde abdest alıp ne yapabilir? O vakti kılabilir. Peki. Evet. Yani özürlük haklarına yararlanabilir. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Emin Bey'in selamları var. Malumunuz devletimiz hocam hani özel durumları olan engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına onlara bazı alanlarda farklı imkanlar veriyor. Bunlardan bir tanesi de özel tüketim vergisi olmadan araç sahibi olmak gibi veya işte KDV indiriminden yararlanmak gibi bir rapor aracılığıyla böyle bir hak tanınıyor. Emin Bey şunu sormuş. Raporla ÖTV'siz araç almak hakkında hocamız ne der? Bu durum helal midir, haram mıdır? Ama bu soruya şunu ilave edelim. Bir başkasının adına düzenlenmiş raporla o kişi adına araba alınıyor.
ama o kişinin hizmetinde kullanılmıyor mesela. Bu sonucu değiştirir mi? Ben de bunu ilave etmiş aslında olarak. Soru da sanki bu daha öne çıkması gerekiyor. Evet. Bir insan kendisi dezavantajlı olur. Gerçekten mağdurdur. Efendim hayatını kolaylaştırabilmek için devletimiz ki gerçekten dezavantajlı olan kesimlerin efendim bazı özel hakları olması, kendisine muafiyetler tanınması gayet tabii bir şeydir. Peki bu muafiyetlerden ama hak sahibi, gerçek hak sahibi ne yapabilir? Bunlardan yararlanabilir, bunda sorun yok. Çünkü onun için tanınmış bu nedir? Özel bir muafiyettir. Fakat bu muafiyetten şimdi işin bu tarafını şey yapalım. Kendisi kullanmadığı halde, kendisi ona gereksinim dahi duymadığı halde etrafta araştıralım, bakalım var mı böyle bir yakınımız, onun üzerine araç alalım da onun hakkını biz kullanalım anlayışı istismardır. Hem de kul hakkıdır, kamu hakkıdır. Yani bunun bir defa altını çizmek istiyorum. Ama yani öyle değil de mesela Emin Bey diyor ki annem kul hakkı olduğunu düşündüğü şimdi için şöyle duruma diyeyim, sıcak bakmıyor. Dur şöyle, şöyle dediğim, anne için alıyor ama kendisi kullanacak, anne kullanmayacak. Anne için de kullanmayacak. Yani şimdi ben nasıl olsa birinci derece annem var. Ben annemin işte o engellilik durumunu yüzdelik artık mutlaka şartlarını taşıyordur. Efendim onun hakkını ben kullanayım anlayışı anne ister istemez ne diyor? Yavrum yapma. Bu kul hakkıdır diyorsa lütfen buna riayet edelim. Tamam ama hani mesela annemiz zaten engelli, rahatsız problemleri var. Sair zaman istediği durumlarda, ihtiyaç olan anlarda anneciğimizin ihtiyaçlarını karşılamak için arabamızı onun emrine veriyoruz. Arabasını onun emrine veriyoruz. Araba diğer zamanlarda da biz kullanıyoruz. Araba aslında annenin oluyor. Evet. Tamam bunun da altını çizelim. Böyleyse araba onunsa sorun yok. Ben şöyle çok sahadan ilginç sorular da alıyorum. Mutlaka size de geliyordur yayın programda. Efendim diyor ki biz ne yaptık? Annemin adına. Hayır bu soruyu yani bu seyircimizin sorusu değil. Ben bağımsız başka bir şey soruyorum. Yeni bir soru. Diyor ki annemin adına efendim ne yaptık? Aracı aldık. Aracı ben aldım diyor. Allah hepimiz faniyiz, hepimiz öleceğiz. Annem vefat etti diyor. Annem vefat etti diyor. Diğer kardeşlerimiz bu sefer dedi ki mal şey araba annemin değil mi? Miras oldu dediler. Miras oldu çünkü onun adına aldık biz. Fakat onun adına alıp başkası ben aldım diyor. Ben kullanıyorum. Bak burada da itiraf ediyor burada. İşte bu durum istismar durumu. Yani gerçekten anneye aldık. Anne için kullanıyoruz. O başka bir şey. Fakat annenin hakkını kendi çocuklarından onunla yaşamayan, onun hizmetlerini kullanmayan bir başkası efendim o muafiyetten yararlanmak için o aracı alıyorsa bu da istismar olur. Tabii ki kul hakkı annenin hassasiyeti burada devreye giriyor. Eyvallah hocam. İlahiyatçı yazar dostumuz Adnan Şensoy da bizi izliyormuş. Sizlere de çok çok selamları var. Aleykümselam. Allah razı olsun kendisinden. Şimdi şöyle bir soru da aslında buradan bir bağlantı girebilir. Kul hakkı ve kamu hakkı üzerine konuşuyoruz ya hocam. Burak Bey diyor ki muhterem hocam bizim ilimizde yapılması planlanan bir baraj var ve bu yapılması planlanan baraj kapsamında devletimiz fındık bahçesi arazimizi istimlak etmiş durumda. Devlet su işleri de bu arazinin mülkiyetini kendine aldı. 10 yıldır bu planlanan işlemler henüz olmadığı için ve gerçekleşmediği için ağaçlar kesilmedi. Kesilmediği için de fındık vermeye devam ediyor. Fındık vermeye devam ettiği için de biz onları hasat edip alıyoruz. Muhtemeldir ki satıyorlar. Bu araziler hakkında danışabileceğimiz bir merciyi de bulamadık. Biz almasak mülke başkaları musallat olacak. Dolayısıyla şahsımıza ait arazilere de girebilirler veyahut kimse toplamaz ise ziyan olacak bu kadar fındık diyor. Bu husustaki hüküm nedir? Hayırlı Ramazanlar. Ben hassasiyetler için gerçekten seyircimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ama şunun altını çizelim. Bu mülkiyet kimin şimdi kime geçti? Devlete geçti. Yani devlet veya DSİ efendim ne yaptı? İstimlak etti. Hak sahiplerinin yani o tapu sahiplerinin haklarını kendilerine teslim etti. Artık mülkiyet kime geçti? DSİ'nin oldu. Şimdi bundan sonra mal DSİ'nin ise biz ona ait ki zaman zaman oluyor. Etrafta biz de görebiliyoruz. Aslında istimlak edilmiş bir şey ama eski toprak sahibi ne yapıyor? Belki ilgili kurum kuruluşlar da göz yumuyor olabilirler. Ama bunu yaparken de mutlaka ilgili kuruluştan da ne yapmamız lazım? Artık mülkiyet onun. Onun yani. İzni, iradesi. Şu müsamaha edilebiliyor. Mesela diyelim ki gerçekten siz ne yapmışsınız? Efendim ekili bir araziyi istimlak edilmiş
veya diyelim ki işte meyveye durmuş bir ne diyeyim bahçeniz istimlak edilmiş. Meyveyi toplayana kadar size müsamaha edilir. Ama ondan sonraki süreçler. Ama burada 10 yıllık bir periyot var. Ondan sonraki mevsimlerdeki diğer ürünler için mutlaka ilgili kurumun onayı da gerekir. Hatta ben bu konuyla ilgili bir şeye sordum. Arkadaşımıza sordum. Diyor ki hocam bizim bir yakınımızın diyor böyle bir şey oldu diyor. Biz ekiyoruz. İlgili kurum geliyor onları söküyor. Biz tekrar bahçe bizim eski tarla bizimdir diye gidiyoruz bahçe falan yapıyoruz tekrar arkadan şey yap. Yani ilgili kurum da ona müsaade etmiyor. Fakat şu anda belki ne yapılabilir? Göz yumuluyor olabilir veya o noktalar yeterince denetlenmiş olabilir. Ama göz yumuluyor olması bunu yapacağımız anlamına da gelmiyor. Ama şunu da diyeyim seyircimiz bir şey söylüyor ya bir gelecek başkaları evet senin o şimdi devletin malı, kamunun malı. İlgili kurumun malı. İlgili kurumun malı olduğuna göre onun izni ve rızası doğrultusunda ancak yapabilirsin. Yoksa herkesin onda nedir? Kamu hakkı olarak herkesin de buna hakkı vardır. Başkaları da girebilir. Yani burada Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'yle bir ön görüşme yapıp mutlaka, bu durumu mutlaka oradan halletmeleri gerekiyor. Peki. Çünkü eğer tamamıyla istimlak hususu neticelendiyse, yani artık itirazlar şunlar bunlar tamamıyla bittiyse, mülk artık ilgili kurumun olduysa, artık bundan sonraki kullanım hakkı da onun izni ve onayı olmadan bir işlem yapmamak lazım. Eyvallah hocam. Kahramanmaraş'tan bir telefonumuz var. Mehmet Bey hattımızda. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diyorum Furkan Bey. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben sayın hocama şeyi sormak istiyorum. Ben 2016 yılında bir arsa almıştım. Fiyatı o zaman 2205 bin liraydı. Bunun zekatı olup olmadığını tabii şey yapmadım şu ana kadar vermedim. Var mı yok mu bilmiyorum. Bir getirisi yok duruyor. Yatırım amaçlı almıştım. Bunu ne amaçla aldınız Mehmet abi? Yatırım amaçlı almıştım. Tamam. Yatırım amaçlı almıştım. Şu anda da fiyatları şu anda tahmini fiyatı 4-4,5 arası böyle fiyat hocam. Ben bunun şeyini sorayım. Bir de deminden beri dinliyorum zaten. Özürlü bir araç demiştiniz. Bahsediyordunuz. Benim de bir özürlü bir çocuğum var. Ben de onun adına araba aldım biz. Ve bu çocuğum lisede dışarıda okudu. Onun hizmetine sürekli gittim geldim. Ankara'da okudu. Şu anda da Ankara'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde avukattır. Maşallah. Onun adına şu anda da arabam var. Yine Ankara'da mesela gerektiği zaman gidiyorum, alıyorum, geliyorum, geri götürüyorum mesela. Soralım yani Mehmet abi. Deminden beri dinledim hocam ama benimkinde bir şey var mı diye. Evet. Peki onu da soralım inşallah. Kahramanmaraş'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağlık, afiyet diliyorum size. Bir telefonumuz daha var. Bu telefonu da alalım. Yani şimdi Beypazarı'ndan bir telefonumuz var. Beypazarı Ankara'nın tarihi ilçelerinden bir tanesi. İpek yolunun da böyle en önemli duraklarından. Hacı Bey hattımızdaymış. Alo. Ama televizyonun sesini kapatman lazım Hacı abi. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Furkan hocam ben Sayın hocama saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Öncelikle Furkan hocam seni yetiştiren anne ve babanın ellerini öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Sizden çok memnunum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Programınız çok güzel. Allah razı olsun. Ben Beypazarı'nda bizim devrimlik vardı. Evet. Şu anda da ben oradayım. Biz biliyorsun malum Ramazan'ın içindeyiz. Şimdi biz havuza girip çıkıyoruz, işte termal hamama girip çıkıyoruz. Bunun oruca zararı var mı yok mu? Bunu öğrenmek istedim Sayın Hocam'dan. Peki. Soralım Hacı abi, bakalım ne diyecek hocam. Beypazarı'na selam olsun. Beypazar derler Ankara'da. Beypazarlılar, Beypazarı demezler. O yüzden ben de öyle seslenmiş olayım. Sağlık, afiyet diliyorum. Teşekkür ederim iltifatlarınız için de. Hayırlı akşamlar. Benim ilk göreve başladığım yer Beypazarı'ndaydı hocam. O yüzden... Severim Beypazarı'nı. Şimdi bu sorudan başlayalım. Oruçluyken havuza girmekte dinen bir sakınca var mı? Orucumuzu sıkıntıya sokar mı? Aslında sadece havuz da değil. Yani duş almak vesaire bu tür şeylerde ne var? Yutmadığımız sürece yani boğazdan aşağı bir şey gitmediği sürece oruca zarar gelmez. Ama havuza girmek özellikle yüzerken işte yutma riski daha fazla. Yani ağız yoluyla, burun yoluyla onu demeye çalışıyorum. Efendim yutmadığımız sürece bozulmaz ama riske de girmemek lazım. En azından girdiğimizde de başımızı lütfen ne yapmayalım suyun içerisine sokmayalım. Çünkü her birimiz hatırlayın. Yani ben yüzerken su yutmadım diyen var mı şu anda kulak veren bize?
şu anda bizi izleyen seyircilerimize bilmiyorum. Ben açıkçası... Sakınması çok güç. Çok güç. Mutlaka ne yapılacak? Su yutulacaktır. Peki oruçlu iken su yuttuğunda kişi ne yapacaktır? Orucu da bozulacaktır. Eyvallah. O halde dikkat etmesi lazım. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Kahramanmaraş'tan arayan izleyicimiz Mahmut Bey'in de sorusu şuydu. 2016 yılında yatırım için bir arsa almış ve zekatını hiç vermemiş. Bugün itibariyle de yaklaşık 4-4,5 milyon Türk lirası yapıyormuş. Zekat vermesi gerekir mi? Tabii yatırım araçları ticari. Yani bir akar, bir taşınmaz. Zaten kısa vadede düşünülemez. Yani uzun vadede ne yaparsınız? Birikimlerinizi evet bir taşınmaza yatırırsınız ve uygun zamanı beklersiniz. Ama onun her yılı elinizde şöyle düşünün. O akara, o taşınmaza parayı yatırdığınızda bu neydi? Bir servetinizde değil mi? O zekata tabiydi. Bundan sonra onu ne yaptığınızda o akara yani taşınmaza yatırdığınız o artık servet ne oldu? Taşınmaz haline geldi. Taşınmazın da her yıl ne olması lazım? Zekat ödeme gününde zekatı ödenmesi lazım. Bu taşınmaz. Yani ev yapmak, bahçe yapmak, ekmek vesaire için alınmamış. Yani ziraat vesaire gibi değil. Bu değerlensin efendim. Daha büyük ne diyeyim meblağlara ulaşsın düşüncesiyle ticari amaçla elde tutulan bir şey. Dolayısıyla bunun değeri üzerinden her yıl ne olmalı? Zekatı hesaplanmalı. Bugüne kadar hesaplanmalıysa geçmiş yılların da hesabı yapılabilir. Çünkü mesela diyelim ki gerçekten öyle bir taşınmazı olan bir insan şunun hesabını yapıyor. Geçen sene benim bu arsam şu kadardı. Bugün bu kadar. Bugün bu kadar. Bir önceki sene de o kadar ediyordu. Hatta o mıntıkadaki emlakçılar bunların raiş bedellerini her yıl ne yapabiliyorlar? Yapabiliyorlar. Hesabını yapabiliyorlar. Takdir edebiliyorlar. Lütfen 3 aşağı 5 yukarı bunun hesabı yapılabilir. Yıllık zekatı da geçmişte ödenmediyse evet bir ihmal var. Artık ne yapılsın? Telafi edilsin diyeceğim. Eyvallah hocam. Madem bu kadar büyük bir servete neyiz? Sahibiz. O halde fakirin hakkı olan o servetteki hakkını fakire teslim edelim. Peki efendim. Bu soruyla bitiririz kanaatindeyim. Mustafa Bey diyor ki 10 yıl önce birine borç vermiştim. Yaklaşık 7-8 yıl boyunca ben bu borcun zekatını ödedim diyor. Fakat artık ödeyecek gücüm yok. Borç da ödenmedi diyor. Bu durumda ne yapayım? Hocamdan bir tavsiye istiyorum. Yani ödeyecek gücü yoksa o halde ne yapsın? Lütfen borcu alacağı günü beklesin. Aldıktan sonra alabilirse eğer geçmiş yıllarında zekatını telafi etsin. İnşallah. Yani ödemediği yıllar, ödediği yıllar için demiyorum. İşte 10 yıldan beri ödüyordu, son 2 yıldan beri de ödemiyor. Efendim, ne son 2 yılı ödeyecek. İlerleyen yıllarda, aylarda inşallah ne yapacaktır? Alacaktır. Aldıktan sonra da ödenmeyen yıllarında ama o yılların alım gücüyle ne yapsın? Zekatını ödesin. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden efendim. İyi ki varsınız. Rabbim sizden, sizi yetiştiren anne babadan ve hocalardan razı olsun. Hepimizden efendim. Evet muhterem dostlarımız bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize melekler insin. Ne güzel bir dua ve tavsiye aslında. Şu mübarek günlerde soframız bereketlensin, şenlensin. Garip, gureba, fakir, fukara kardeşlerimizle beraber aynı sofrada iftar etmenin lezzetini de tadmayı ihmal etmeyelim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Rüşün var mıdır, vacip midir? Hanımefendi bu dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır.